Pandemide 2 yılı geride bıraktık. Dünya genelinde olgu sayısı yaklaşık 400 milyon kişiyi buldu. Türkiye'de 14 milyondan fazla kişi hasta oldu. Ülkemizde yaklaşık 95 bin kişi hayatını kaybetti. Ancak rakamlarla ifade edilemeyecek kadar büyük bir travma yaşadık. Atlatmış da değiliz. Zorlu bir süreç yaşadık. Bu süreçte her işin başı sağlık sözü bir temenniden ziyade bir zorunluluğun ifadesi oldu. Şüphesiz pandemi herkese sağlıklı yaşamın önemini öğretti. Ne yazık ki hekimlerin ve sağlık çalışanlarının ne kadar yaşamsal ve önemli bir iş yaptığını anlatmaya yetmedi. Özellikle son 2 yıldır sağlıklı bir sağlık sistemi için elimizden geleni değil, çok daha fazlasını yapıyoruz. Bu çabamız inkar edilemez. Çok değil daha 2 yıl önce pandeminin başlangıcında kahraman doktorlar, fedakar sağlık çalışanları gibi sıfatlarla onore edilmiş, mecliste, sokaklarda alkışlarla desteklenmiştik. Sosyal medyada gerçek kahramanlar gibi etiketlerle trend topiklere girmiş, yüzlerimizde, ellerimizde oluşan deforme izlerle televizyon haberlerine konu olmuştuk. Tüm bunlar için teşekkür ederiz. Ancak biz kimse tarafından kahraman ilan edilmek, kutsallaştırılmak istemiyoruz. Çünkü biz gündeme göre popüler olan bir meslek icra etmiyoruz. Döneme göre popülist söylemler geliştirmiyoruz. Biz gerçek sorunlara, gerçek çözümler üretmeye gayret ediyoruz. Bizler her zaman ve her koşulda tüm şartları zorlayarak çalışmaya alışığız. Ancak 11 Mart 2020'den bu yana normal çalışma şartlarının üzerinde bir efor harcadığımız da ortada. Tüm bunlara karşılık biz hekimlerin talebi aslında oldukça net. Giderek kötüleşen yaşam standartlarının düzelmesini istiyoruz. Çalışma saatlerinde ortaya çıkan sorunların giderilmesini istiyoruz. Özlük haklarımızın düzenlenmesini istiyoruz. Ve kimseye git denmemesini, kimsenin de gitmemesini istiyoruz. Aksine meslekten uzaklaşan gençlerimizin kazanılmasını, ülke dışına giden gençlerimizi döndürecek koşulların sağlanmasını talep ediyoruz. Ve bunlar gerçekleşmesi imkansız istekler değil. Ne zor şartlar altında çalıştığımızı bilmeyen, görmeyen, duymayan kaldı mı? Pandemi, herkese, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının ne kadar yaşamsal ve önemli bir iş yaptıklarını gösterdi. Göstermiş olmalı. Bizi hastalıktan korumaya çalıştığımız insanlar, iyileştirmeye çalıştığımız insanlar yormaz. Ancak sağlıksızlık üreten sağlık sisteminin tüm yükünü sırtlanmak bizlere ağır geliyor. Emeğimizin karşılığını alamadan geçen her gün, her sağlıkta şiddet haberi geleceğe dair umutlarımızı tüketiyor. Artık biz bu umutsuzluk girdabından kurtulmak istiyoruz. Çünkü henüz pandemi bitmiş değil. Biz tüm gücümüzle COVID'le mücadelemize devam etmeliyiz. Daha sağlıklı günler için daha sağlıklı bir ortamı şimdi inşa etmeliyiz. Hep birlikte tükenmeyen nefesle.